Başlarken söylediğim gibi saldırılar çok farklı şekilde olabilir. Şimdiki saldırımız yukarıdan aşağıya kafamıza doğru gelen bir atak. Bu boş bir el olabileceği gibi saldırgan elinde bir alet, silah ya da bir sopa tutabilir. Bizim için önemli olan yukarıdan aşağıya doğru gelen bir atak olması. Bu saldırıyı Shōmen Uchi, yani kafamızın ön tarafına bir atak olarak isimlendiriyoruz. Saldırı farklı olsa da biz yine az önce yaptığımız teknik ile savunmamızı yapacağız. Şimdi önce hareketi göstereyim, sonra üzerinde konuşalım. Belirtmek isterim ki derslerimiz ilerledikçe konuşma kısmımız azalacaktır. Gördüğünüz gibi saldırı farklı olmasına rağmen ben aynı tekniği uyguluyorum. Burada tek fark, başlarken bileğimi tutmak yerine rakip kafama doğru bir saldırı yapıyor. Şimdi lütfen hareketi 3 dakika boyunca uygulayarak çalışın. Umarım hareketi yaparken çok zorlanmadınız. Bir önceki hareketimize göre daha kolay olması lazım. Çünkü teknik aynı. Yani hem tekniği uygularken aynı şeyleri yapıyoruz, hem de adımlamamız aynı. Tek fark, rakip bize saldırırken tutuş ile değil de bir vuruş ile saldırıyor. Burada birkaç konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Rakibin saldırısını karşılarken bu ilk elimiz önemli ama dirsekten iten elimiz çok daha önemli. Rakibi kontrol altına almamıza ve sonra yönlendirmemize bu el yardımcı oluyor. Yine bu dirsekten iten kolumuzun kırık değil de
dik olması çok önemli.